Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bütün dünyanın, özellikle de Avrupa'nın gözü ülkenizin üzerinde. Bugün bu toplantının Türkiye'de yapılıyor olması çok büyük bir mesaj olacak. Sizin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına diğer temsilcilerle birlikte burada olmanız da önemli bir mesaj. Herkes artık enerji alanında yeni bir dönemin başladığını, bizim de işbirliği içinde bölgeye yön vermeye hazır olduğumuzu görmeli. Bence gördüler bile. Buyurun. Ama asıl zorlu süreç bundan sonra başlıyor. Türkiye'nin devreye girmesiyle açılan yeni enerji koridorunun önünü kesmek için her şeyi yapacaklardır. Doğrudur. Buyurun. Yüzyıllardır bölgemizin enerjisine hükmeden egemen güçlerin bunun için çok çalıştıklarını biliyoruz. Hı hı. Ama biz daha fazla çalışacağız. Tabii. Hem kendi üstümüze düşeni yapacağız, hem de onların medeniyet maskesi altında neler yaptıklarını herkese anlatacağız. Bu sadece bölgemizi değil, tüm dünyayı etkileyen bir süreci başlatacaktır. Enerji meselesindeki işbirliği arayışımız yalnızca ekonomik sebeplere bağlanamaz. Bölgemizde dökülen kanın ve her türlü olumlu gelişmeyi engelleyen terörün de durması için bu topraklarda yeni bir adımın atılması gerektiği aşikardır. Yani mesele aynı zamanda bağımsızlık ve egemenlik mücadelesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyanın tanıdığı bir devlet olmasının önündeki ciddi engellerden birinin enerji kaynakları açısından kritik bir noktada bulunması olduğu bilinmektedir. Rusya'nın enerji hamleleri de dar bir çerçeveye hapsedilmeye çalışılıyor. Biz bugün ayakta kalabilmek için mücadele veriyoruz. Bunun en acı tecrübesini bizler Irak halkı olarak yıllardır yaşıyoruz. Terör gölgesinde işletilen kuyular bizim topraklarımıza kan pompalamaya devam ediyor. Dünyanın gözleri önünde oynanan bu oyunu anlayabilmek için herkes şu soruları sormak ve yanıtlarını aramak zorundadır. Şiddet terörü nasıl besleniyor? Tüm Batı dünyası bu örgütü terörle suçlarken onların işlettiği kuyulardan çıkan petrolü kim satın alıyor? Buna bağlı olarak onlar da hiç bitmeyen kurşunlarını, bombalarını kimden, hangi parayla satın alıyorlar? Azerbaycan olarak bizim fikrimiz, bütün bölge coğrafyası kana bulanmışken petrol şirketlerinin hiç zarar görmemesi, kimlerle işbirliği içerisinde olduğunun göstergesi sayılabilir.
Avrupa'dan Kafkasya'ya, oradan Uzak Doğu ve Orta Doğu'ya kadar farklı yerlerden gelen siz değerli ülke temsilcilerini enerji meselesini konuşmak için burada ağırlamak bizim için çok önemli. Heyetler arasında ikili müzakereler yapıldığında stratejik işbirliği önerilerimizi daha iyi anlatma fırsatımız doğacaktır. Burada atılacak imzalar sadece Türkiye için değil, işbirliğine giren bütün ülkeler için yeni ufuklar açacak ve umuyoruz en azından kısa vadede bölgemizin çehresini değiştirecektir. Elbette bizim hayalimiz bütün dünya için barış dolu ve müreffeh bir hayattır. İmzalayacağımız bu mutabakatla kısa vadede bölgedeki enerji koridorunun güvenliğini kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ne oldu? Ne bu? Neler oldu? Neler oluyor? Efendim, saldırı var. Acele edelim. Panik yapmadan burayı terk edin. Efendim, hızlıca burayı boşaltıyoruz. Çabuk olun. Acele edin lütfen. Acele edin. Buyurun efendim, acele edin. Buyurun. Şöyle geçin. Evet. Şöyle geçin efendim. Buyurun. Geç. Oraya. Evet. Sen de geç şöyle. Geç. Hadi.
Çanal! Ateş! Size ulaşmak çok zor oldu. Gidiyoruz.